Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra İstanbul'a geldim. Birazcık da dinlenmek istedim açıkçası. Şimdi ama Eylül ayının birinden itibaren yeni bir ay, yeni bir dönem, kritik bir döneme geçiyoruz. Önümüzdeki günlerde daha da kritik zamanlar yaşayacağız. 1 Eylül geldi. Biz bismillah gözümüzü e, büyüme rakamlarıyla açtık ve enflasyonla açacağız. Büyüme rakamlarında %21,7'lik bir büyüme rakamıyla karşılaştık. Bravo çok güzel gibi gözüküyor ama büyümeyi büyük ihtimalle hissetmiyorsunuz. Neden? Çünkü ikinci çeyrek 2020'nin ikinci çeyreğinde %10,8'lik bir daralma gerçekleşmişti. Bununla etkili olarak da işte baz etkisiyle beraber %21,7'lik bir artış gerçekleşti. Baktığımızda hane halkı birinci çeyrekte harcamalarına ara vermişti, azaltmıştı. Hatta kredi alımlarında düşüklükler oldu diye taşıt, ev, ihtiyaç kredilerinde, e, yüksek yükseltmeli altında, kuyumda falan yükseltmeler gelmişti. Ama sonra yaklaşık bir, bir ay önce de bu kredilerde vadeler tekrar arttırıldı. Neden? Çünkü o zaman da çok abandık diye. Nitekim ikinci çeyrekte özellikle işte aşılar geliyor, aşı oluyoruz. Bir milyonluk işte aşılamalar gerçekleşiyor, bir buçuk milyonluk aşılamalar gerçekleşiyor diye pompalanan bu haberler insanların harcama yapmasına neden olmuş gibi gözüküyor. Ve nitekim de harcamalarda etkili oldu. %59,9'luk bir artış var hane halkı harcamalarında. Bu da ithalata yansımış. Çünkü insanlar sonuçta bir şey aldıkları için sürekli alımlar devam edecek gibi göründüğü için ithalat körüklenmiş. ihracat aynı şekilde. Uzunca bir süredir büyüme odaklı bir eee sistem var ve büyüme odaklı olunca da enflasyon özellikle talep enflasyonu da peşinde getiriyor. Talep enflasyonu da dediğimiz hane halkı harcadıkça ve bir şeyleri talep ettikçe şişen bir enflasyonla karşılaşıyoruz. Bu şişen enflasyonun da en büyük örneğinin en mantıklısında Amerika'da gördük. Nitekim Fed ve diğerlerinin hepsi de ne diyorlar? Bir şişen enflasyon var gerçek bir enflasyon değil bilmem ne diye. Dolar neden bu kadar düşmüş diye sormuşsunuz. Hepsinin cevabı geliyor. Dolar şu anda alım için iyi fırsatlar veriyor. Neden artacağını biraz sonra net bir şekilde söyleyeceğim. İstanbul enflasyonu bugün geldi. Büyüme odaklı e, hareketlerde enflasyona heba etmişsiniz anlamına geliyor. Çünkü büyüme aslında nereden gelmiş? İhracattan ve turizm artıyor gibi lanse edilmiş olsa da aslında hane halkının harcamalarından gelmiş. Hane halkının harcamaları da bir enflasyonu yanında getiriyor. İstanbul enflasyonu 27 ayın zirvesine çıkmış durumda. Yani 2019'da daha ortada hiçbir şey yokken ki enflasyona geri gelinmiş durumda. Ha ortada neler var? Ortada pandemi var. Ortada yükselen bir döviz kuru var. Ortada artan bir özel sektör borçlanması var. Var da var. O nedenle yani bu 2019'la karşılaştırılması en kötü yıllardan bir tanesi. 2020 yılı kötü geçmişti. Şimdi biraz toparlanma var Hadi ama birazın şu kadar, şu kadar bir toparlanma var. O yüzden hiç kendimizi kandırmayalım. Şu kadarlık bir toparlanma var ve o toparlanma da enflasyonda da yansıyor. İstanbul enflasyonu genel enflasyonun bir yansıması olarak görülür. Genel enflasyon daha fazla artıcı için maalesef artık sinirden insan gülmeye başlıyor. Artıcı için 18,95 olan yani real faizle 19,0 ile 0,05'lik farkı olan enflasyon eğer gerçek veriler açıklandığında %19'un üzerine çokça çıkacak. Çünkü gıda enflasyonu, hizmetler enflasyonu ve... Tabii ki iş beğenmeyen ama yüksek seviyelerde istihdam edilenler bir tarafa, diğer taraftan e, sırf çalışanlar olsun diye, sırf insanları son dakikada kazıklayabilelim diye, bu şimdi böyle sürekli bir programlar yapılmaya başlandı değil mi? Ünlü şarkıcılar çıkıyor, restoranlara gidiyorsunuz, iki kişi oturuyorsunuz, iyi bir restorana oturuyorsunuz, kazıklanıyorsunuz. Mutlusunuz ama pandemiden dolayı evde değilsiniz, mutlusunuz o kazıklanmaya. İşte bunların hepsi size... Ne olarak dönüyor? Enflasyon olarak dönüyor. 3 Eylül'de yani Cuma günü muhteşem bir enflasyon rakamı gelecek. Evlere şenlik geleceğine eminim. %21,7'lik büyümeyi nerede hissedeceksiniz derseniz havada hissedeceksiniz. Neden? Çünkü %21,7'lik bir büyüme rakamı geldiyse sizin bu büyümeyi hissedebilmeniz için gelirinizi büyüme artı enflasyon kadar arttırıyor olmanız gerekiyor. %21,7, %19'luk ortalama bir enflasyon

%40'ın üzerinde bir gelirini arttırmadığı için büyümeyi hissetmeyeceksiniz. Peki bundan sonrasında ne olacak? Enflasyon rakamı gelecek. Enflasyon rakamı geldiğinde 1,81,7'lik bir artışla bile yıllık olarak %20'lik bir enflasyona çıkacağız. Benim beklentim yıl sonuna kadar özellikle Kasım'a kadar enflasyonun %25'i seviyeleri geleceğini sinyallerini veriyor olması. Merkez Bankası sürekli planlarını revize ediyor. Sürekli diyor ki işte ee, yükselecek artacak bilmem ne işte yüzde 12,1'den yüzde 14,8'e çıkacak diye televizyondayken ne diyorduk ee, çok beklentilerle paralel harika bir enflasyon rakamı tahmini geliyor diye Tırt. O yüzden şimdi bundan sonrasında olacak olan bu enflasyon artacak merkez bankası az bir faiz arttıracak. Merkez Bankası az bir faiz arttırınca bugün 8.28'den gördüğünüz dolar tekrar artışını sürdürecek yılın sonuna kadar faizler düşüyor mu diye bir soru gelmiş. Eğer faizler düşerse arkadaşlar 8.25'ten dolar alanlar zil takıp oynayabilirler. Şu anda dolar alım için iyi bir fırsat veriyor, sinyal veriyor. 8'de bir beton var. Hiç boşuna bir kendimizi kandırmayalım. 8'de bir beton var. O 8'in altına düşmesi o kadar zor ki. Size demiştim ki kriptodaki rüzgarı kesebilmek için altını 1815'li seviyelere çıkartırlarsa yalancı bağırlar olacak faydasını görecek misiniz demiştim. 1818 1821'e kadar çıkartıldı ve oradan şu anda aşağıya doğru düşüyor. Altın dolardaki düşüşten ama ons o kadar sert artmadığı için düşüyormuş gibi görünse de benim size açıkçası burada tavsiye edemeyim yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama dolar şu anda alım için iyi bir seviyede 8.25-8.32 arası iyi 8.25'in 8.24'lü seviyeleri de kısa bir sürede görebilir ama orada beklemesi zor olacak bana göre şu anda büyüme rakamlarının şöyle bir ironi de var. Büyüme rakamları iyi geldi, gelecek diye pompalandı. Tam söylenilen rakam geldi. Merkez Bankası toplantısına kadarla enflasyon arasındaki ki büyüme ile enflasyon arasındaki bu 3 günde eğer dolar 8 18'lerin bile altına inerse kendisi iniyor demek değil. Bu net. Nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan rezervlerin arttırılacağını söyledi rezervlerin. Bana göre bu düşüş bilerek bu düşüşten de rezerv toplama gerçekleşecek. Doğru olan buydu ama 872'lere aynı sene içerisinde görüp 828'leri gördüğünde maalesef bu ekonomi kuvvetli değil ekonomi kuvvetli demek değil, ekonomi son derece manipülatif şekilde yönetiliyor demek oluyor. O nedenle şu anda bir rezerv toplama yapılması gerekiyor. Umuyorum yapılıyordur. Umuyorum Türkiye Merkez Bank, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde açıklayacağı rezervlerde 115-116 milyar dolarları görürüz. Ama şunu söyleyelim. Arada swaplar var. Ülkelerle yapılan swaplar çıkarttığında eksi 41'li seviyelerde. Eksi 55'te çok şükür buna da şükür deyip eksi 41'lere de okey diyebiliriz ama gelişmeler gerçekleşmeli. Altın şöyle söyleyeyim altının onsu hayali bir şekilde artıyor. Hayali bir şekilde 1815 hak ettiği bir kur değil hak ettiği bir dolar kuru değil onsun. 1700'ü seviyeler 1770'li seviyeler hak ettiği yer. Bir anda vurgun yapılmak istenirse 1690'ları bile görebiliriz. Altında ben şu anda dolardaki düşüşten dolayı kayıpları olanlar dolar kendini geri toplayacağında e, ah keşke satmasaydım dememek için lütfen sakin kalın sakin kalın. Dediğim gibi eee Dolar artacak. Çünkü neden? Merkez Bankası toplantısıyla enflasyon arasındaki yerde şu anda şimdi beklenecek böyle hani acaba ne edecek? Acaba ne edecek? Artacak mı falan diye. Faizi geçecek bir enflasyonla karşılaşacağız. Enflasyon faizi geçtiğinde e, ne olacak diye beklenecek. Bu beklemeler gerçekleşirken de dolar tekrar yükselişi sürdürecek. Bana göre Merkez Bankası faiz arttırmayı bırakın sabit tutarak belli şeyleri belli yerlerde tutmaya çalışacak. Ama olacak iş değil. O yüzden dolar tekrar 9'a doğru gidecek. 8.28 şöyle demişlerdi çok gülmüştüm. Ekonomi o kadar kuvvetli ki 8.30'a gidiyor diye büyümeyi hissetmemiz gerekiyor vatandaş olarak. İlginç olanı harcamaya devam ediyoruz. Bakın altını söylüyorum sürekli aşağıdan gram altın geliyor. Gram altında sakin kalmanız gerekiyor. Biraz daha düşebilir. Eğer faizler düşürülürse gram altıncılar sevinecekler. Çünkü ons yükselmese bile içerideki bu şoktan, bu kötü karardan dolayı eee Kötü karar şunun şunu şunu açmak istiyorum. Kötü karar çabuk indirilen bir faiz. Faizin indirilmesini hepimiz istiyoruz. Hiç kimse yüksek faiz istemiyor. Borçlanmalar, maliyetler bunların hepsi kötü etkiliyor. Ama zamanından önce indirirseniz doları serbest bırakmış olursunuz. Nasıl bir çocuğu sürekli itip özür dilediğinizde işe yaramamaya başlıyorsa dolar üzerinde Merkez Bankası'nda etkinliği günden güne düşüyor. İstanbul enflasyona dikkat etmemiz gerekiyordu. İstanbul enflasyonu yüksek geldi. Türkiye enflasyonu da yüksek gelecek. Enflasyon faizi geçecek. Eğer faizi geçmiyorsa hiç kusura bakmayın bana inandırıcı gelmez. Faizi geçecek. Merkez Bankası faiz arttıramadığı için de tekrar dolar yükselecek. Çünkü her zaman piyasa verilen sözleri tutuyor musunuz tutmuyor musunuz buna bakacaktır. Kripto paralara bakalım. Şu anda balinalarla Madenciler arasında bir tartışma var. Bir tartışma demeyeyim onlar belirleyici. Çünkü cüzdanlarda bin tane bitcoin'in üzerinde tutan sayısı artmamasına rağmen fiyatta bir hareket var. Yani şu anda madenciler balina konumuna gelmiş durumda. 47.400, 47.300'lü seviyelerde önemli bir destek var. Şu anda fiyat yapay olarak artıyor olabilir. O yüzden 47.000'li seviyelerdeki açıkçası çok fazla böyle bir e, güven vermiyor. O yüzden dikkat etmenizi öneririm. Ethereum şimdi yavaş yavaş Ethereum 2.0'lar işte kodlanıyorlar. Ethereum'da bir güncelleme oldu Binance bunu söyledi. Binance için çok kötü bir süreçten geçiliyor. Binance sürekli problem yaşıyor. İşte e, Norveç kronuna dair açtıkları e, hesapları ve Norveç desteğini kaldıracaklarını söylediler. Sürekli bir e, Binance'da ve ki bu çok önemli bir borsalardan bir tanesi. Normalde BNB yani Binance Coin dediğimiz BNB'de yakılma gerçekleşmişti. Ve yılın sonuna kadar 800'lü dolarları tekrar deneyecek denildi. Ama o kadar çok Binance ile ilgili kötü şey geliyor ki BNB çok fazla böyle bir şey deneyemiyor. Ethereum. Ethereum'daki bu güncelleme de etkili oldu, ama Ethereum dediğim gibi ee, dediğim gibi. Ethereum iyi seviyelerde. Ripple davası devam etmesine rağmen pozitif olarak devam ediyor. NFT pazarı inanılmaz. NFT'lerde çılgınlıklar geliyor. Ve Visa 150 bin dolarlık bir NFT aldığını söyledi. NFT sanatla birbirine karıştırılıyor ama NFT aslında non-fungible token. Yani değiştirilemez bir token diyebiliriz. Yani sanat kısmı biraz daha böyle PR'ı gibi. Onu o yüzden sanat diye düşünmeyin. Yani NFT şimdi birisi böyle bir maymun NFT Koymuş falan deniyor ama NFT'yi lütfen sanatla bağdaştırmayın. Onun kendine tamamen ayrı bir şey var. Ben aldım bir be NFT. Ben yeni olan her şeyi alma taraftarıyım. Yeni olan bütün coin'lere mutlaka bir göz dikiyorum, bakıyorum. Ethereum satalım mı? Hayır, satmayın Ethereumlarınızı. 3.400 dolarlarda. Şu anda Ethereum hep ne diyorum? En geç gelen arkadaşlardan bir tanesi. Bu arada sizler için her zaman ve her zaman iyi e borsaları iyi seviyelere, böyle güzel karlar getirebilecek projelere size için araştırıyorum. O yüzden yavaş yavaş onları da açıklamaya başlayacağım. Nerelerdeydim? Açıkçası birazcık ara vermek istedim. Çünkü gerçekten böyle taşınıyoruz, yeni şeyler yapıyoruz ve sürekli bir hareket var. Ve sizlerle de böyle yalap şap bir yayın yapmak istemiyorum. Yani açıp şöyle demek istemedim yani. Hani böyle ha işte iyi 47 bin seviyelere bakalım. 46 bin bilmem ne. IOTA, Solenta onlar sevdiğim coinler. Sevdiğim tokenlar. Ee, ADA bence iyi. Ethereum'a bir rakip olarak biliyorsunuz çıktı. ADA'yı gözlemek lazım. Ama çoğu şu anda iyi bir rally yaptılar. Şununla da ilgili söyleyeyim. Bana demişti, Ben demiştim ki 50 bin dolar. Bakın 50 bin dolar haberlere çıktıktan yaklaşık 3 hafta sonra geldi. Kripto seviyesini, kripto piyasalarında 3 hafta o kadar uzun bir hafta ki. O nedenle hani böyle çok fazla da değildi yani e, o an gelmeyecekti belliydi daha sonrasında Diğerle zamanı geldiğinde geldi. Ve şöyle söyleyeyim 50 bin dolar bir psikolojik eşik. 50 bin doların üzerinde bekleyemeyeceği belliydi. Şimdi bana göre 47 bin 46 bin aşağıda 44 bin 400'ün altında kapatmadığı sürece bakın şöyle oldu. 30'lu seviyeler 30 bin dolarlı seviyelerde 33 bin önemliydi. 40 bin dolarlı seviyelerde 44 bin 400 önemli. 50 binli seviyelerde 50 bin 800 51 binin üzeri önemli. Yani her seviyeyi böyle iyi bilmeniz lazım ve dikkatli olmanız lazım dediğim gibi şu anda bitcoin beklemede madencilerle balinalar bu arada balinalar e, borsalar özür dilerim borsalar iyi balinalardır Alıyorlar, topluyorlar. İlginç bir şekilde Huobi borsasına 740 milyon dolarlık 15 bin bitcoin aktarılmış. Çin, e, Xiaomi, hatırlıyorsunuz bir cep telefonu firması burada. Xiaomi ya da neyse böyle çok garip okunuyorlar. Bir cep telefonu firması kuruldu. Hatta Sinovac alınması için bu fabrikanın kurulması zorunlu koşuldu falan. Xiaomi diyor ki, ben bitcoin'i kabul etmek için e, yasal düzenlemeleri bekliyorum. Regülasyonlar Kasım'dan itibaren devam edecek. Bu arada yıllık grafiğe baktığınızda dikkat etmeniz gereken Ethereum yıl sonu ne olur 8-9 bin dolar benim beklentim. Ethereum çok gelecek vadeden bir proje ve 2.0 güncellemesi Londra güncellemesi iyi aldı. Ama en 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 son artandır. Bitcoin'in 100 bin dolar 97 bin 500 dolara doğru gidişini bekliyor olabilir. Yıllık olarak baktığınızda Eylül ayı düşük geliri hatta kaybedebileceğiniz bir aydır. %2'lik böyle düşüşler gerçekçi genel olarak. O yüzden dediğim gibi şunu söyleyeyim. Ee, bu Eylül ayında dikkatli olmanız önemli. Çünkü koronavirüs Jackson Hole işte gene fetfetliler böyle konuşmaya başladılar yani tahvil alımları falan. Tahvil alımlarını azaltacağız dediler. Tahvil alımlarını azaltıcı azaltmaya başlayacağız demek faiz arttıracak anlamına gelmiyor olsa bile piyasadaki paramı çekeceğim anlamına geliyor. Bu da doları yukarı çekecek. Bu da bizim enflasyonumuzu yukarı çekecek. Bu da bizim özel sektör boşluklarımızı yukarı doğru çekecek. O yüzden bugün şimdi böyle çok fazla uzattım ama Eylül ayında paranızı kaptırmamaya dikkat edin. Kasım ayı bereket 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 olacak. Ama Kasım ayından itibaren de 100 bin dolarları görmeye hazırlanın diyorum. Böyle kapatıyorum. Eylül alım fırsatımı yoksa Eylül ayında çok fazla insan kaybedeceği için eğer sakin ve sabit durabilirsiniz iyi bir alım fırsatı gelir. Matikten bahsetmediniz. Matiye arkadaşlar biraz ara vereceğiz. Sia coin, Matik, Avi, Compound bunlara bir ara verelim. Bunlara bir 10 günlük bir ara verelim. Bir dinlensinler. Daha sonrasında Ekim'in birinden itibaren konuşmaya başlayacağız. Ama dünyada koronavirüs vakalarından dolayı... E, ...bir böyle gene bir durağanlık var. Ekim ayında tekrar bir kapanma gelebilir. Eylüldü bilmem ne. İşte bana göre Türkiye'deki kapanmaların gelmemesinin en önemli nedeni şu. E, turizm devam etsin diye. Yabancı turistler gelsin diye. Rezalet kepaze yabancı turistler geliyor bu arada. Yani hiç kusura bakmayın yerli turistin tırnağı bile olamaz. Yani dayanamıyorum... Yani onlardan 3 kuruş dolar kazanacağız diye. Ee, o yüzden lütfen lütfen çok çok fazla dikkat edin lütfen. Ee, dediğim gibi burada dikkat etmeniz gereken Eylül'e bir dikkat. Altına dikkat. Dolar artacak sakin. Borsa gelişmekte olan bütün piyasalarda dolar artınca genel olarak borsalardan çıkış gerçekleşeceği için e, orada bir düşüş gelebilir. Hiç problem değil. 10 Eylül 10 Ekim arası eee. Dikkat edilmesi gereken ama son derece iyi e, seviyeler. Bu arada bitcoin hodl edenleri yani bekletenlerin seviye sayısı 3,5 katına çıkmış ve meblalar da artıyor. Yani insanlarda artık korku mu açgözlülük mü paritesinde korkuya bu ara tekrar bir girecek. Ama sonra aç gözlüğe gidecek çünkü herkes alacak. 50 için son alım fırsatımı 47.400'de durduğu seviye süre önemli. Şu anda orada böyle bir bir çırpınma aşamasında. Ben son kez bir kırılıp daha sonra çıkmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Pandemi, Covid'i bekliyor. Petrol yanmış durumda, 71 dolara tekrar kendini attı. Ee, Baltık kuru kuru yük böyle endeksi var diyordum ya, Bloomberg'de de görünüyor. Ee, i̇şte ihracat bilmem ne falan. Daha çok şu anda bizim gibi geçmekte olan piyasalarda ithalat patlaması yaşandığı için bu da bize enflasyon olarak dönecek. Ben anlayamıyorum tasarruf etmeniz gerekirken ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bence harcamayalım lütfen harcamayalım. Daha doğrusu yatırımları düzgün yapalım. Yani şöyle olmasın, bir sepet mutlaka olsun altına da tek başına yanaşmayın. İşte Ethereum'a da Bitcoin'e de bir sepetiniz olsun ve al sat yaparak ufak meblağınızı arttırmaya çalışın. Bitcoin, Ethereum varsa HODL yapabilirsiniz ama küçük coinler varsa adını sanını market cap'i iyi olmayan şeyler varsa açıkçası onlardan bir an evvel kurtulmak lazım diye düşünüyorum. Ee, ve e, yayınlarınızı bir standarda bağlamanızı evet çok ara verdim ya yani bir de böyle kendime şey dedim yazın hayatta ara vermem falan diye ama işte taşınma çok çocuk, bebek, bodruma git gel, bilmem ne falan böyle insan şey oluyor. Ee, bir de çok sağ olsun canım ciğerim. Bakıcımız kaçtığı için ekstra ekstra <laughs> annesiyle vakit geçirmesi gerekiyor ki ben e, çocuğumla geçirdiğim zamanların inanılmaz harika, süper ya anlatamayacağım kadar güzel olduğunu düşünüyorum. Litecoin sormuşsunuz. Litecoin e, yerinde sayıyor. Neden yerinde sayıyor? Çünkü bir kere Bitcoin'e eş değerde. Şu anda Bitcoin ne yapıyorsa o da aynısını yapmaya çalışıyor. E, onlar çünkü biliyorsunuz e, Bitcoin'in bir hard fork'undan dolayı Litecoin bizim hayatımıza girdi. E, dediğim gibi DeFi'ler açısından böyle DeFi'lerden çok da böyle yakın durmamak lazım. Yani Bakıyoruz ama Bitcoin böyle dediğim gibi madencilerle borsaların arasındaki problem var. Binance'ten boşalan yeri yeni yeni şeyler doldurmak üzere. O nedenle ben de yanlış bir şey olmasın diye birazcık daha böyle şeylerimi açtım. Hani başka ne borsalar olabilir, başka ne olabilir, alternatif olabilir diye. Kaldıraçlı sistemlere lütfen dikkatli olun. Ama kaldıraçlılara inanılmaz bir ilgi de var. Ama dediğim gibi yine iyi okumanız, bakmanız gereken seviyeler diyebilirim. Böyle kapatalım. Abone olmayı Yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Daha fazla insana ulaşalım. Ee, abonelerimiz daha fazla olsun, daha çok insan bizi görsün. Çünkü çok fazla insan bana hem coin tanıtılması, hem borsa için, hem böyle platformlar için ulaşıyor. Ben de sizlere, ekibimle beraber en iyisini aktarmaya çalışıyorum. Çünkü yalap şap böyle önüme gelenini aktaran bir insan hiçbir zaman olmadım. Mesela Bitlo ile ilgili şunu söyleyebilirim ki... E, ...sahibini tanıdığım için, arkasındaki sistemi bildiğim için... ...nasıl bir çalışma düzeni olduğunu bildiğim için... ...gönül rahatlığıyla önerdiğim sistemlerden bir tanesi. Her borsa çöküyor arkadaşlar. O yüzden hani bırakın bunları. Ama dediğim gibi ben açıkçası... ...artık daha da böyle alanımızı genişletelim. Çünkü bu piyasa çok bakir ve kimse bir şey bilmiyor. Size bir şey biliyorum veya size şu koyundan şöyle yaptım diyenlere lütfen itibar etmeyin. Hikayelerine bakın, kendi süzgecinizden mutlaka geçirin. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden ben de olabildiğince sizlere güvenebileceğim... ...sizlere ya evet gönül rahatlığı buraya girebilirsin diyebileceğim projeleri söylüyorum. Dediğim gibi altın ne olacak, dolar ne olacak diye kaçıranlar sizleri YouTube'a alalım... İki dakika sonra YouTube'a da yükleniyor. Çünkü canım ekibim Aydın Bey de bana dedi ki Vesita Hanım çok boşladınız takipçilerinizi diye. Evet çok haklı. Bundan sonrasında da her gün açmaya çalışacağım yayınları. Sizlerle de güzel projeleri anlatacağım. 1 Ekim'de kitabımız çıkıyor arkadaşlar. Kripto'nun Sırları ismiyle. Yarın. Kapak için fotoğraf çekimi var. Onun için de İstanbul'a geldim. Bebişkomu Bodrum'da bıraktım. Sonra onu toplamaya gideceğim. Ve dediğim gibi lütfen dikkatli olun. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.